Yapılan araştırmalarda çocuklar arasında daha asi davranışların, daha radikalleşmeye doğru bir eğilimin göç eden ailelerin çocuklarında daha fazla olduğu görülmüş. Bu açıklamalarınızdan ailelerin tutumları penceresinden bakacak olursak nasıl bir ilişki kuruyorsunuz bu verilerle? Şimdi diyorum ya, ailenin tutumu yine önemli. Ben Anadolu Üniversitesi'nin, Hacettepe Üniversitesi'nin, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bir takım göçle ilgili konulardaki araştırmalarını okudum. Ve o araştırmalarda gördüğüm şey şu: çocukların çoğu, özellikle 12 yaş üstündeki çocukların çoğu eğitim hayatlarını bırakıyor. Bir şekilde başta tekstil sektörü olmak üzere ya da statüsüz işlerde, yaşına uygun olmayan işlerde, herhangi bir sosyal güvencesi de olmadan çalıştırılıyor. Tabii bunu iten kim? Bir çocuk buna bireysel olarak karar Karar veremez. veremez. Bunu ona iten aile. İşte ailenin tutumu bu şeyde devreye giriyor. Eğer kişi büyük şehre göç etmiş, o büyük şehrin de para kazanamamış, tutunamamışsa, birdenbire bu paniğe giriyorsa, yani bir insanın parası yoksa büyük şehirde kendini güvende hissetmesi mümkün değil. Çünkü bir lavaboya gitmek bile büyük şehirde parayla. Parayla. Bu yüzden hani cebinde birkaç milyonu yoksa bir insan tuvaleti geldiğinde kala kalır büyük şehirde. Bu da parayla. Düşünün. Şimdi böyle bir ailenin eğer ki maddi imkanı yoksa, doğru düzgün bir evde oturamıyor ya da elektriğini, suyunu karşılayamıyor, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamıyorsa, kendini güvensiz hissedeceği için insan önce ne ister? Doymak ister. Fizyolojik ihtiyacıdır yemek içmek. Sonra bir yerde barınmak, korunmak ister, bir çatı altında olmak ister ve kendini güvende hissetmek ister. Eğer güvende hissetmiyor ve kişi bu durumu travmatik düzeyde yaşıyorsa, yani anne ve baba bu durumu travmatik düzeyde yaşıyorsa, o zaman o panikle çocuğunu, siz de çalışın, siz de eve ekmek getirin ya da daha sert bir şekilde gidin çalışın, gidin eve ekmek getirin, git mendil sat, su sat, ne bileyim işte ışıklarda dur, arabaların camlarını sil vesaire gibi işlere itebiliyorlar. İtebiliyorlar. Bir de burada bakış açısı da çok önemli. İfade ettiğiniz üzere hani biz neden buraya geldik, gelmesek daha iyi olurdu'nun ötesine de bazen geçilebiliyor. Bulundukları yerle ilgili, o yere ait insanlarla ilgili çocuklar komplekslere kapılabiliyorlar veya daha düşmanca bir takım tavırlara kapılabiliyorlar. Kendileriyle diğerlerini, tabiri caizse ötekileri kıyaslayabiliyorlar. Bu da belki o asilik ve radikalleşme dediğimiz süreci tetikliyor olabilir mi acaba? Muhakkak etkiliyordur. Muhakkak. Çünkü gelen çocuğun ailesinin hali ve tavrı, ailesinin gösterdiği tutum artı akran uyumu. Yani bir okula gittiğinde eğer akranları onu, örneğin 7 yaş alay dönemidir çocuklarda. Bir anaokulunda diğer çocukla alay edilmez. Ama 7 yaşa gelmişse bir çocuk ilkokul yaşına, gerçi şimdi 5,5 yaşa indi ilkokulumuz, ama bir 7 yaş 9 yaş arası alay dönemidir. Çocuk diyelim ki doğudan göç etti ve telaffuzu çok düzgün değil. Farz edelim. Yaşıyoruz bunları. Diğer arkadaşı ona işte sen konuşamıyorsun, sen git, sen bizim gibi konuşmuyorsun dediğinde çocuk içe çekilebilir. Ciddi bir kaygıya kapılabilir, içe kapanabilir ve arkadaşlarıyla bir daha iletişime geçmekte güçlük çekebilir. Ya da bunu kıyafet olarak düşünün. İşte herkes gittiği çevrede belirli standartlarda belirli markaları giyiyor. Çocuklar için marka çok önemli. Eğer ki kendisi onu alacak güçte değilse yine kendini dışlanmış hissedebilir. Hani aile sağlıklı da olsa burada şunu dese örneğin: tamam, senin istediğin marka çantayı sana alamıyorum. Ama hani para kazandığımda ben de sana onu almak istiyorum. Çocuğu bu yönden onarmaya çalışsa da, çocuk gittiğinde işte onun bir şeyli çantası var, benim niye o şeyli çantamdan yok deyip, yani siz yetersizsiniz, siz bana yetmiyorsunuz, bak onların anneleri babaları nasıl alıyor, siz niye alamıyorsunuz deyip, bu sefer çocuk büyüklerin psikolojisini incitebiliyor. İncitebiliyor. Hattımızda bir izleyicimiz var. İstanbul'dan Halime Meryem Ketenci bizi arıyor. Halime Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasılsınız?
Çok teşekkür iyiyiz biz, teşekkür size. ediyoruz. Karşılıklı konuşuyoruz, halimizi, hatırımızı soruyoruz. Dinliyoruz sizi, buyurun Halime Hanım. Benim bir sorum olacak. Biz 2 yıl önce İstanbul'a taşındık, Sivas'tan İstanbul'a taşındık. Dördüncü sınıfa giden de bir kızım var. Kızım okula uyum sağlayamadı. Arkadaşları biraz da dışlıyor galiba. Bayağı bir sıkıntıya girdi, psikolojisi bozuldu. Bir türlü uyum sağlayamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Şaşırmış durumdayız. Ne yapmamızı önerirsiniz? Evet, Halime Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olurum. Tam konuştuğumuz konu üzerine geldi telefonunuz. Çok sağolunuz. hemen Tuğba Hanım'ı dinleyelim. Hayırlı akşamlar diliyoruz size. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ne tavsiye edersiniz izleyicimize? İstanbul'a 2 yıl önce taşınıp 4. sınıfa giden kız çocukları var ve okula uyum sağlayamıyor. Evet. Doğru anladım değil mi? Şimdi okula uyum, az önce dedim ya, hani bir insan semt değiştirdiğinde bile okul değiştirmiş aslında oluyor. Evet. Ben danışmanlık ofisime gelen, hani psikoterapi aldığım çocuk ve gençler arasında da bu tarz şeylere rastlıyorum. Bırak göç edenleri, sadece okul değiştirdiğinde o uyum kaygısını yaşayan çocuklar. Bu göçle birlikte elbette o insanın psikolojisini anlamamız gerekiyor. Onun dinamiklerine inmemiz gerekiyor. Daha fazla etkilenecektir. Çünkü neden? Orada çok sevdiği arkadaşları vardı. Onlardan ayrılırken muhtemelen üzüldü. Çünkü ikinci sınıfa giderken ayrılmış. Tam 8-9 yaş civarlarında. Buraya geldi neyle? Kaygıyla. Acaba arkadaşı olacak mı? Eğer ki arkadaş da edinemediyse, bu okuldan onu soğutmaya ya da okula gitmek istememeye kadar şeylere sebebiyet verebilir. Nasıl derler? Olaylara sebebiyet verebilir. Peki bizim ne yapmamız gerekir? Burada ailenin çok uyanık olup hem çocuğuyla güzel güzel konuşması, anlatması, bunun bir süreç olduğunu, bu sürecin geçeceğini, arkadaş edineceğini, yani o konuda onu motive etmesi gerekiyor. Bunların olacağını, eğer çocuk bunu tek başına yapamıyorsa, ki çocuk bunu tek başına yapmak durumunda da değil, evet, öğretmenden büyük destek alınır. Hani bizim durumumuz budur, çocuğumuz da adapte olamadı henüz okula, biz aile olarak destekliyoruz fakat bunu tek başına üstesinden gelemedik, bizimle bir işbirliği yapmanızı isteriz diyerek. Öğretmen ne yapar? Grup çalışmalarıyla belirli ödevleri belirli gruplara verip çocukların yakınlaşmasını sağlayabilir. Ya da çocuğu bulunduğu okulun işte folklor grubuna ya da resim grubuna, hani varsa fotoğrafçılık kulübüne ya da spor kulübüne vesaireye yönlendirerek çocukları birbiriyle kaynaştırma. Evet, sosyalleşebileceği ve kendisini de ispat edebileceği sanıyorum. Kesinlikle. Bu da önemlidir. Kabul görmesi için ifade edebileceği. Kesinlikle. İnsanın zaten en büyük şeyi dürüst ifade. Bütün sorunların sebebi bence kişinin kendini dürüstçe ifade edememesinden kaynaklanıyor.